102 kişinin hayatını kaybettiği, 245 kişinin de yaralandığı Ankara saldırısıyla ilgili bir belgesel hazırladı CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey. Canlı bomba saldırısında yaralanan ve hastanede tedavi görenlerle görüştü. Böyle tuttu, bana bak dedi. Zaten kadın olarak ezilen bir insanım, kadın kimliğimle. Alevi kimliğimle zaten ezilen bir insandım. Şimdi de belki engelli olarak ezilen bir insan olarak devam edeceğim hayatımı. O anları, neler yaşadıklarını anlattılar. Hava dolduğumu fark ettim, böyle havaya uçtuğumu fark ettim. Havaya uçarken de gözlerim karardı ve ince bir ses geldi. Böyle kulaklarım birden gitti, bütün sesler gitti. Bu birkaç saniye sürdü. Sonra kendimi yerde buldum. Arkadaşlarımın anlattığına göre 5-6 dakika boyunca olay yerinde kalmışım. Şok etkisinde gözlerim açık bir şekilde etrafa bakıyormuşum. Ben o anları hatırlamıyorum şok etkisinde olduğum için. Sadece bir dakikalık bir anı hatırlıyorum. Kalktığımda bacağımın yerinde olmadığını fark ettim. Kesik olduğunu fark ettim. Vücuduma bakmaya çalıştım. Nerelerim parçalandı? Ben öldüm mü acaba? Yaralılardan biri de saldırıdan sonra yaşanan biber gazlı müdahaleyi anlattı. Yani insanlar böyle yardım etmeye çalışıyorlardı. Onlar da yardım edemediler o biber gazından. Böyle gördüm yani hastaların, yaralıların başındalardı. O biber gazını atınca insanlar oradan böyle bir şey oldu, kayboldular. Şafak Pavey, daha önce de Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin anneleriyle yaptığı görüşmeleri kısa belgesel haline getirmişti. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Akçay sahilinden başladı umut yolculuğuna bu defa mülteciler. Ancak yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek istemeleri yine büyük bir trajediyle, yine büyük bir faciayla sonlandı. İçinde 23 kişinin bulunduğu tekne fırtına yüzünden Çanakkale açıklarında alabora oldu. Çevredeki balıkçılar durumu fark ederek durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden sahil güvenlik helikopteri ve sahil güvenlik botlarının yaptığı çalışma neticesinde sudaki 19 Suriyeli Umut yolcusu kurtarıldı. Ancak çok acı bir olayla da karşı karşıya kalındı. 2 Eylül'de 3 yaşındaki Aylen Kurdi'nin cansız bedeni Bodrum'da kıyıya vurduğunda büyük bir infial yaşanmıştı tüm dünyada. Dün gecede yaşları 1 ila 4 arasında değişen, yani tıpkı Aylen kadar olan biri kız 4 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı. Üstelik 4 minik beden denizden çıkarıldıktan sonra tek bir tabuta konularak morga kaldırıldı. Kurtarılan kaçaklardan vücut ısısı aşırı düşen 8 sığınmacı karaya getirildikten sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan acı olayın ardından sahil güvenlik ekipleri kıyılarda önlemini arttırdı. Çayeli Bakır İşletmeleri ile Türk Maden İş Sendikası arasında sürdürülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenin zam önerisini kabul etmemesi üzerine grev başlatıldı. Gece vardiyasında çalışan işçiler, maden çıkışının ardından tesis önünde toplanan diğer işçilerle birlikte aldıkları grev kararını uygulamaya koydu. Değerli arkadaşlar, yıllarca bu işletmeye emek verdiniz. Bu işletmede her türlü tecrübelerinizle buranın karlı bir şekilde çalışmasını sağladınız. Büyük gayretlerinizin sonucunda bir sözleşme aşamasına geldiniz. İşveren tarafından sıfır zam dayatması hepimizi bugünlere sürükledi. Biz bu yola birlikte çıkıyoruz. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bir gün bu grev sonuçlandırılacaksa birlikte sonuçlandıracağız. Bursa'da HDP'liler Mudanya'da ilçe başkanlığı önünde toplandı. İnadına kardeşlik! Yaklaşık 40 kişi barış sürecinin yeniden başlaması ve İmralı ile müzakerelerin yeniden sürdürülmesini isteyerek Mudanya mütareke binası önüne yürüdü. İki gün sonra bu ülke barışı kazanacak. İki gün sonra biz seçim yapmayacağız. O seçimde insanlığımızı, vicdanlığımızı, barışımızı kazanacağız. Önemli bir simgesel anlamı var. Solumuzda mütareke meydanı, sağımızda mütareke binası, sağımızda mütareke meydanı, tam ortasındayız. İşte bu mütareke meydanından biz
müzakere masasına davet ediyoruz. İmralı'yla yeniden müzakere başlamalıdır. 7 Haziran'dan beri onu başkan yaptırmadığımız için, tek başına iktidar olmadığı için Türkiye halklarına savaş açan sarayı o masaya bu ülke halkı oturtacak. Çatlasa da patlasa da bu ülkeye barış gelecek. Ağlasa da sızlasa da onu başkan yaptırmayacağız. Ellerindeki özgürlük balonlarını havaya bıraktıktan sonra Mütareke Meydanı'nda halay çektiler. Bu memleketin uygar bir ülke olmaya ihtiyacı var. Bu memleketin orta çağın karanlığından kurtulmasına ihtiyacımız var. Bunun için yola çıktım, bunun için mücadele ediyorum. Kavgadan uzak, terörden uzak, herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyorsak adresimiz belli. Sandığa düşünerek gitmemiz lazım. Elimizi vicdanımıza koyarak gitmemiz lazım. Bir şeyi sakın unutmayın. Bir şeyi. Davutoğlu saray için çalışır, Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Kılıçdaroğlu 1 Kasım seçimlerinin önemi içinse çarpıcı ifadeler kullandı. 1 Kasım saltanatın yıkıldığı tarihtir. Şimdi birileri yeniden saltanat kurmak istiyor. Buna izin vermeyin. CHP lideri daha sonra çarşıdaki esnafı gezerek sorunlarını dinledi. Bursa-Ankara Karayolu üzerinde kavşaktan kırmızı ışıkta geçmeye çalışan Rahim Sarısu, Akhisar istikametine dönmekte olan Ahmet Kalem'in aracına yandan çarptı. Ahmet Kalem'in eşi 33 yaşındaki Ayşe Kalem araçtan savruldu ve hayatını kaybetti. Kızları Sümeyye ve Seher Kalem'le diğer otomobilde bulunan Rahim Sarısu ve Serdal Çatal yaralandı. 4 yaralıya orada müdahale edildi. Ekipler genç kadını kurtarmak için çok uğraştı. Sıkıştığı yerden kurtarılmaya çalışılan Sümeyye Kalem, ön koltukta oturan annesine yapılan müdahaleyi izlemek zorunda kaldı. Kalp masajı sırasında cihazın ötmesi üzerine telaşa kapılan küçük kız, "Annem gidiyor" diyerek feryat etti. Durumu ağır olan anne Ayşe Kalem maalesef yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir Kasım seçimine 2 gün kala Milliyetçi Hareket Partisi'nde yeni üye heyecanı yaşandı. Bursa'da siyaset, iş ve spor camiasından 130 kişiye 3 iler rozeti takıldı. MHP'ye üye olan isimlerin arasında Demokrat Parti eski il başkanı Ayhan Barışıcı ile Demokrat Parti Gençlik Kolları eski başkanı Murat Çakan da yer aldı. Bugün sizlerle beraber inşallah önümüzdeki günlerde tüm arkadaşlarımla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nin geleceğe yön vereceğine inanarak hareket etmek için sizlerin arasına girmiş bulunmaktayız. Mevcut siyasi partiler içerisinde AKP, CHP, DSP ve diğer partilerin sayısında ittifa almış olmamıza rağmen bizim için önemli olan ne için Atatürk Üniversitesi yolundan sapmadan, dini inançları yolundan vazgeçmeden gelecek nesillerin de korkmamasını sağlamak için çalışacağız. Bursa'da siyaset camiasının yakından tanıdığı isimlere rozetini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman taktı. Tecrübelerimize, birikimlerimize, yıllardır Bursa'da, Bursa siyasetinde bıraktığınız o güzel derin izlerle yürekten inanıyorum ki varlığınız Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülkemizin geleceğine çok büyük katkı sağlayacak. Hesap vermekten kaçan, korkan, o yüzden gerekirse Türkiye'yi bir felakete sürüklemeyi bile göze alabilecek ölçüde gözü dönmüş olanların bir kasında bir dur diyecek bu millet. C
Dünya eski kıtalar arası ağır siklet boks şampiyonu Sinan Şamil Sam, karaciğer yetmezliği ve son zamanlarda beliren böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sam, geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastaneden Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun talimatıyla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Sam'ın ailesi ve yakınları haberi alır almaz hastaneye yakın etti. Spor camiası yasa büründü. Tabii Sinan abimizi kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesinin ve bütün spor camiamızın başı sağ olsun. Fazla söylenecek bir söz yok. Kendisi Türk boks tarihine altın harflerle ismini yazdırmış bir abimizdi. Çok üzgünüz. Zaten pek fazla da söylenebilecek bir şey yok. Spor hayatı boyunca birçok başarıya imza atan Sinan Şamil Sam, 2004 yılında Dünya Kıtalar Arası Ağır Siklet Boks Şampiyonluğu unvanını alarak Türkiye'nin gurur kaynağı olmuştu.